İsrail'in Gazze'ye yeniden yerleşme planı ortaya çıktı. Devlet destekli İsrailli inşaat şirketi yıkıntıların üzerinde inşa edilmek istenen villaların reklamını yaptı. Gazze'yi gece gündüz demeden vuran İsrail, savaş bitmeden işgal planını devreye soktu. Devlet destekli İsrail inşaat şirketi Gazze'de inşa edilecek sözde yerleşim birimlerinin reklamını yaptı. Binlerce masum sivile mezar olan yıkıntıların üzerine temsili villalar çizdi. Uyanın sahilde bir ev rüya değil başlığıyla yayınlanan skandal reklamda işgalci yerleşimcilerin 2005 yılında boşalttığı Gazze'nin güneybatısındaki Guş Katife işaret ediliyor. Söz konusu bölgeye dönüş için hazırlık yapıldığı, yıkıntıların temizlenip villaların inşa edileceği belirtiliyor. Netanyahu yönetimi tıpkı işgal altındaki Batı Şeria'da yaptığı gibi savaşın ardından Gazze şeridinde de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa etmek istiyor. İsrail'e aşırı sağcı bakanlar bu plana destek verdiklerini açıkça dile getirmekten de çekinmiyor. İsrail basını da bu politikayı destekler nitelikte yayınlar yapıyor. Son olarak İsrailli gazeteci Shimon Riklin canlı yayında Gazze'de daha fazla evin yıkıldığını görmek istiyorum dedi. Eleştirilmek umurumda değil. Ben savaş suçundan yanayım. Gazze'deki evlerin yıkıldığını izlemeden uyuyamıyorum. Daha fazla ev ve bina yıkılmalı. Geri dönebilecekleri hiçbir şey kalmasın istiyorum. O sözler sosyal medyada tepkileri de beraberinde getirdi. İsrailli yönetici David Azulay ise Filistinlilere karşı Nazi söylemi kullandı. Gazze'deki tüm Filistinlilerin Lübnan'daki mülteci kamplarına sürülmesini önerdi. Gazze'nin de Auschwitz toplama kampı gibi bir müzeye dönüştürülmesini istedi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin toplu katliam yaptığı Auschwitz, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor.